Evet, Samsun'u da sel vurdu sevgili seyirciler. Kentte pek çok noktada su baskınları yaşandı. Sanayi sitesi, fındık bahçeleri ve sebze meyve halinde büyük zarar meydana geldi. Sanayi sitesi, fındık bahçeleri, sebze meyve hali. Cadde ve sokaklar. Hepsinde durum aynıydı. Sel Samsun'da büyük hasara yol açtı. Gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sağanak giderek şiddetini arttırdı. Çarşamba ve Terme ilçelerinde sele neden oldu. Çarşamba ilçesi girişinde bulunan sanayi sitesi adeta suya gömüldü. Esnaf sabah dükkanlarını açmaya geldiğinde işte bu manzarayla karşılaştı. Sabah geldiğimizde dükkanımda su basmıştı zaten. Dükkanım içine doğru su girmişti. Dükkanın içinin suyunu boşalttık zaten. Bir de kanalların ağzı açık, kapaklar yok. Pislik falan girmiş içlerine. Ben açtım kendi çabalarımla ama. İş başa düştü. Eline kova ve çekpas alan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Terme ilçesinde de durum farklı değildi. Geçen yıl taşarak iki kere sele yol açan Terme çayının debisi yine yükseldi. Su seviyesi köprü ayaklarını neredeyse tamamen kapattı. Çayın kenarında bulunan oyun parkı, oturma alanları ve yürüme yolları kısmen su altında kaldı. Şu anda yağarsa bunun üzerine terma suya kalkar. Şu anda gayet yok. Çünkü bunları zamanında yaşadık biz. Selden fındık bahçeleri de nasibini aldı. Hasat sonrası kurumaya bırakılan fındıklar su altında kaldı. Emekleri suya gömülen tarla sahipleri suyun üstündeki fındıklarını toplamak için büyük mücadele verdi. Bak, bir metre sudan fındık topluyoruz. Fındık mı topluyoruz, balık mı topluyoruz belli değil. Bıktım artık ya. Ben her sene aynı hikayeden bıktım vallahi ya. Sel, çarşamba kapalı sebze meyve halini de vurdu. İş yerleri zarar gördü. İki araç, hal girişindeki alt geçitte yağmur sularına gömüldü. Kasa kasa sebze ve meyve kullanılamaz hale geldi. Esnaf ne yapacağını şaşırdı. Vallahi güzel kardeşim, buraları sel aldı. Yoğun su, sel baskınıyla burada mücadele ettik. Kendi çapımızda logarları falan açmaya çalıştık. İlçe merkezindeki çok sayıda iş yeri ve ev de sel sularından zarar gördü.